Tekrar merhabalar. Sayın Başkanım, biraz önce ulaşımdan bahsetmiştiniz. Biliyorsunuz turizm kenti ve havaalanına milyonlarca turist geliyor. Artık paket turların haricinde gelişen teknolojiyle birlikte kendisi turistik ihtiyaçlarını karşılıyor, otellerini alıyor ve kendi başına gelen turistler var. Onların ulaşımı şu anda maalesef taksilerle sağlanıyor. Havaş da pek yeterli olmuyor. Bununla ilgili projeleriniz var mı, neler, öğrenebilir miyiz? Şimdi bununla ilgili düşüncelerim var. Ama uzmanlarla görüştüğümüzde bu düşüncelerimin bazılarının feasible olmadığını söylüyor uzmanlar. Ulaşım uzmanları bunu söylüyor. Evet. Önce şunu söyleyeyim. Antalya'nın ciddi bir ulaşım master planına ihtiyacı var. Yani bilimsel olmadan hiçbir konuda iddialı olmamak lazım. Kesinlikle. Ulaşım master planı Antalya'da ciddi olarak yapılmamış hiç. En ciddisi 2000 yılında yapılıyormuş. Ama olan da master planı demek mümkün değil bendeki verilere göre. Zaten yapan uzman kişinin sağlık sorunlarından dolayı son bölümü bağlanmamış bir etüt. Bundan yaklaşık 4-5 sene önce yapılan etüt de maalesef çok kısa zamanda aceleye getiriliyor ve tamamen 2000 yılının verileri kullanılarak yapılıyor. Dolayısıyla Antalya'nın en büyük sıkıntısı bu. Evet. Böyle bir planlama yapmadan Antalya'ya raylı sistem gerçekten gerekiyor mu? Raylı sistemin türü ne olmalı? Ve güzergah nasıl seçilmeli? Ve bunun içinde havaalanı ulaşımının boyutunun ne olması gerektiğini söylemek zor. Yani bütün sadece bölgeler. Biraz ezberi olacak sözlerim. Sadece bu 2000 yılının bu işini yapan uzmanıyla Rifat Bey, çok değerli bir insan. Görüştüğümüzde ben kampanyam sırasında bunlarla ilgili briefing aldım. Evet. O bugünkü sistemi ulaşımda önermediğini, başka bir güzergah raylı sistem için önerdiğini, ama bunun da Antalya'nın yakın bir geleceği için değil, biraz daha uzak geleceği için önerdiğini söyledi. Ama sonraki verilerle anlaşılıyor ki Antalya'nın merkezinden, yani pik yoğunluğun çok arttığı yerlerden sanki raylı sistem geçmesi gerekirmiş gibi. Böyle konuşuyorum yani, biraz ezberi olduğu için. Çözüm bu zaten. Çözüm bu. Ama işte bu çözüm rakamlara dayanması evet. lazım. Yani muhakkak. Eğer pik yoğunluk olarak 8000'in üstüne çıkmıyorsanız bir noktada hafif raylı dediğimiz sisteme bile gerek yok. Doğru. Yahut belki 15-20 binin üstüne çıkmıyorsanız metroya da gerek yok. Evet. Yani. Nedir Antalya'daki veriler? Antalya'daki veriler hafif raylıyı bir görüşe göre henüz yakalamadık. Bir görüşe göre hafif raylı gerekli. Yani hafif raylı. Evet. Hafif raylı bir görüşe göre gerekli. Ama tekrar söylüyorum, ciddi bir ulaşım master planı olmadığı için evet. bunu söyleyemiyoruz. Şimdi bütün dünya kentlerinde gerçekten şey vardır. Yani havaalanlarında Avrupa'da özellikle raylı sistem vardır kente ulaşmak için. Evet. Ama Türkiye'de bana söylenen böyle bir şey yaparsak bu feasible çıkmayacaktır. Feasible çıkmaması şu demek, DPT'den onay almayacaksınız demek. DPT'den onay almadığınız zaman bunun için kredi bulamayacaksınız demek. Ama Antalya raylı sisteminin 3 ayağı var şu andaki planın. 3. Evet. ayak, yani son yapılacak ayak Konya altından havaalanına kadar gidecek. Ama buna ne zaman sıra gelecek? Bu raporlar tamamlanacak, DPT onay verirse. Niye çıkmıyor? Niye çıkmadı? Şu, Antalya'ya havaalanına inen turistlerin çok büyük bir çoğunluğu ilimizin doğusuna doğru gidiyor. Ve paket turla geliyor. Ve bunlar paket turla geliniyor, evet. paket turlarla alınıyor. Zaten araçları karşılıyor evet, onları. Evet, onları karşılıyor. Yani bu insanların çok azı, pek azı kentin merkezine direkt olarak geliyor. Veyahut da bir bölümü raylı sisteme çok gerek yok. Çünkü çok yakında Kundu bölgesine gidiyor evet. açıkça. Tablo böyle olunca şu anda havalar için feasible gözükmüyor raylı sistem. Ama hocam sevgili Tunç Mustacaplıoğlu da bilir. 80'li yıllarda sırtına çantasını alan turistler geliyordu. Paket tur son 10 yılda gündeme geldi. Ve öyle görünüyor ki az önce Rüya'nın da söylediği gibi önümüzdeki yıllar dinamik paketler yılları olacak turizmde. O zaman da üçüncü ayağı hızla geçmek gerekecek. Evet, evet o kesinlikle. Özellikle bizim Kemer, evet. Belek ve Side, Alanya bölgelerine ulaşabilecek daha farklı belki de
ulaşım yolları gerekecek. Evet. Hafif raylı şu anda sadece şehir içi bağlantısını sağlayacak bir çözüm gibi görünüyor. Evet. Peki denizden faydalanma konusunda bir takım görüşleriniz vardı. O konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdi beni çok bilim adamı pozisyonuna sokacaksınız. Bilim adamısınız zaten de farklı dallar hocam. Belediye başkanlığından daha değişik bir şey. Burada da ben hep söyledim, mutlaka planlama lazım. Bunun adı Antalya'nın bütünleşik kıyı planı. Evet. Bu olmadan elinizde denizin kullanımı konusunda bunlar çoktan yapılmış olması lazım. Muhakkak Antalya'da. Evet. Ve bazı şeyler aceleye getirildiği için, bakın bugün Antalya'da raylı sistem bir çözüm değil şu anda. Değil, olmayacak kesinlikle. Başladığı zaman. Çünkü çok acele planlandığı için. Oraya belki vakit kalırsa sonra geliriz. Yani bütünleşik kıyı ana planı, diğer bir deyimle master planı yapılmadan, bu plana akarsu havzalarını da bence dahil etmek evet. lazım. Evet. Yapmadan bu konuda çok iddialı konuşamayız. Doğrudur. Yani burada Antalya'ya Kurvaziyer Limanı yapılacak mı? Yapılacaksa nereye yapılacak? Yer seçimi çok önemli. Evet. Ve deniz ulaşımı bir deniz otobüsü veya deniz taksisi biçiminde planlanmalı mı? Planlanırsa bunun iskeleleri nerede olmalı? Dan tutun balıkçı barınağına kadar. Çok büyük bir ihtiyaç Antalya için bugün. Çok detaylı. Daha o kadar çok konu var. Burada değinecek bir sürü peki şey var. Peki bu planların yapılması ne kadarlık bir süreç? Bendeki gene verilere göre bütünleşik kıyı planı en az 3 yıl. En az 3 yıl. Bunun Deniz Ticaret Odası tarafından bir anlamda başlatıldığını biliyorum ama henüz ne kadar derinlikte, ne kadar zamanda bitirilebilir o konuda bir bilgim yok açıkça. Bunlar ortaya çıktıktan sonra Antalya ile ilgili konuşmak lazım. Çünkü o kadar çok şey var ki yönetilebilecek. Evet. Örneğin ben diyorum ki acil olarak kurvaziyerlerimizi eğer kurvaziyer turizmini geliştirebilirsek Antalya'da. Antalya kurvaziyer turizmi için çok uygun bir coğrafya değil yalnız. Evet. Merkez olarak değil. Evet biraz doğusunda evet. kaldığımız için Akdeniz'in bir Yunanistan kadar şanslı değiliz. Evet. Ama gene de getirebilirsek bugün limanımız yetmiyor buna. Ne yapabiliriz? Belki buradan 30-40 yıl önce olduğu gibi yat limanının, eski yat limanının evet. karşısına, kale içine gemileri çekebiliriz. Onlara çok kaliteli bir, eskiden olduğu gibi değil, daha kaliteli bir hızlı boşaltma ve doldurma sistemi yaratabilir. Ama oradan kente dağılması konusu yine az önceki konuya esnafın çok yüzünü evet. güldürecek bir proje. Şimdi ben bunu terennüm ediyorum. Sanıyorum Deniz Ticaret Odası'ndan aldığım bilgilerle limanda çok ufak teknolojiler sağlamakla ki bunlar büyük paralar gerektirmiyor. ISBS diye bir teknoloji varmış galiba. Bunu yapmakla eğer çekebilirsek şeyi, kurvaziyer evet. turizmini belki bu iyi bir çözüm gibi gözüküyor. Evet. Geçici olarak. Yani konuşacak çok şey var evet. ama mutlaka peki, bir plana programa dayanmalı. O zaman, bakın size bir şey söyleyeyim şimdi. Bu zaten bu konuda taslak projeler var. Bugün Aksu çayı ve onun civarındaki işte Acısu, Kopak çayı gibi kompleksi bir bütün olarak değerlendirip gereken bir mendirek falan da yaptıktan sonra belki o bölgeyi Venedik gibi planlamak mümkün. Yani güzel. Olağanüstü bir şey yaratmak mümkün o bölgede. İşte güzel. O zaman sözünü evet. ettiğiniz simgelerden biri olabilir. Simgelerden biri olabilir. Olabilir ama bunlar tabii çok ama... ciddi planlama, çok ciddi bir isteklilik gerektiriyor. Kesinlikle. Yatırımcı bulmak gerektiriyor. Boğaçayı için de bir şeyler yapılabilir ama Boğaçayı riskli bir bölge. Yani onun biraz daha iyi incelenmesi lazım. Hepsi hakikaten birer cazibe merkezi olabilir. Evet.